Bismillahirrahmanirrahim. Esselatü ve selamu Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek bugün dersimiz, avvalki derslerimizin devamı, onun mavzuyumuz var. Telefon etiketi, yani ki telefonda sözleşiş, telefonda muamele kılış ve mülakat kılışlıkını kadem ve kadem haberledik onu. Muamma, arzalileri, işimiz mümkün, suhbat, o da bir işimiz mümkün. Neşe mazurunu bırakken dersimizde, üçüncü kısımda geldik. Ağırlarımızda, altıncı bunga çekeğenimiz. Her kısımda üçüncü mazurunu ettik. Demek bu altıncı mazurdan bugün başlayalımız. Altıncı mazurumuz, asosiy faktörünü umumlaştırın. Asosiy faktörünü umumlaştırış bunu beni verelim. Netice fırsat kılın ve çözge ayetin. Mücaz bilen suhbatın asosiy faktörünü doğru işitkenliğimizde şans hasıl kılık. Yani ki dediğimiz demek bu oranda itkizişkiliğimiz gerekir. Siz mazuluyumuzu ağır getirdikten payetinizde bu sizin mücazınız, sizin hamşifetiniz bu tuluk marumatdan olgalıydı. Şu belirginin hakkı hastalaşmak için yani onun açık cevaplarını, sorularını ve yok sorularını diyeceğimiz gereği var. Açık sorularınız, bunlar size düşündüğünüz gibi düşünken bu sen yok sorularını düşünken bu sen mazlum komikleriniz. Şunu sizin sorularına, bu kişinin tam sohbetin kızından, siz belirgen malumatını bu adam doğru kabul kırgınlığını tasarlaşınız. Bunu şaş fazla konuştuğunuz, bu hafta yapış yapış işiniz mümkün. Demek siz ayetiniz ki, tamam, bizim transport tizimimiz 7 metre yukarıda ve enerjisinde haydarsız 500 km saat tezlikleri hareket edildiğin transport tizimine ben sahip kılıyorum. Bilginiz mi? Kayıt edeyiz. Bu kayıt edeyiz. Şu siz aitken sorularınız gibi bir cevap vermenizde ayet edeyim ki hakikattir şu geldiğine. Bu transport hakikatte inovasyon transport ekarlıge 7 metre balanlıydı. Reislerde hareketlenen 5 km saat tezliğinde kuyaş enerjisinden faydalanan halde hareketlenen transport ekarlığının düşünülgenliğine tasdığını verelim. Bu şey, ne mi desek olur? Tasdık, faktör, faktlar. Yani faktör dediğimiz ne mi? Bu esaslandırıcı. Bu sizi, mazuyunuzu o adam düşünülgenliğine, yani ki hüccetleştirildi. Faktini, argumenti fakti dedi, yani o şey faktlandırırdı. Yani ki o tasdığını toptu. Hücret asası da uçundan nasesini uzunu tasdık sözü bilen faktörlerdi. Şuna kadar işimiz bunu böyle de. Barış Fakir Korumak'ın ki siz doğa mavzunu buluşmak için, şu an halde buluşmak için bazı prezentasyonu da odamda bu prezentasyonu mutlu bulan belki kim sağlık cevabı kesedi. Bazı adamlar kısımda kısımda soracak bizlere. Bu ham telefonla çıkartış ya, zekin üçüncü anın oluştuğu için taktırlar. Yani ki sizin ürününüzde bu siz tanımak kapaydığınızda bu yani ima işareti bilen tasdik bir baş mümkün. Şunun sözünü bir mavzunu açtığınız, bir böyle kısım sözü ettiğiniz bu düşünken bizim nakıl kalesine tasdik tutturadı. Bunu da olmayı tercih mümkün. Yani telefonda sözünü görmeyiz de. Şunun için nasıl olabiliriz? Söz bilen faktlaştırıp olay düşünürse. Şöyle düşünmeyene akıllı. Bunda ise o da odobni. Samarali odobni biz yolu koyuşumuz gerek. Odob degen de değil mi? Suhbatlaşkan davranınızda siz suhbat başınızda sual verilen payetinizde bu cevap veriyat kampayeti uygulmayın. Bunun sözlerini oynayışı işleyecek. Yapışı bilgi adam iştişine ham bilen. İştiş maharetinizi uygulunda siz numaya kılıçlediğiniz kitabı bulundu. Demek ki mazuyumuz, keyinli slaydımız. Fazla kalan doğum şahit olsun. Siz aldığınızda, yok ki subatlaşığınızda, telefonda subatlaşıdan aldığınızda, siz ayetişiniz gerek ki, oğlantılışınız gerek ki, biz bazı bir mazlarını yol alışımız, bazı bir sağlarda, bazı bir asen yazıp oluşturduğunuz siz telefonunuzu, yani çok mülafatka koyup, yani buram ki, yani katılan oğazlık halatı koyup, bir şey istekli çıkıp,
o'zingizni qog'oz qalamingizni olib yozishlikni sharh holatdagi vaziyatga tushib oling deb aytishimiz kerak. O'zimiz ham xuddi shunisini qog'oz qalamimizni olgan bo'lishimiz kerak. Nima uchun bu kerak bo'ladi? Bu shunchaki orada ba'zi bir esda qolmaydigan bir nimalar bo'ladigan bo'lsa, savol javob bo'ladigan bo'lsa, uni yozib borishlik uchun kerak bo'ladi. Albatta, biz doim yozib borishligimiz kerak. Yozmaydigan bo'lsa, qog'ozimizni unutib bo'lganda ko'tariladi yoki suhbatdoshimizni elektron manzilini yoki yana bir tarmoqlardagi manzillarini olgan paytimizda yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Biz mijozlarimizga biron bir ma'lumot yetkazishlikda, biror bir ssilka yoki bir yo'llanma bermoqchi bo'lganimizda yozishligimiz kerak bo'lgan narsani yozib qo'yishimiz uchun doim turishlik kerak. Ya'ni suhbat davomida qisqa-qisqa mazmunlarni yozib borishga odat qiling. Ya'ni bu odam tushunmadiligi to'g'risida yoki savol. Masalan, bir savolni berdi. Shu odam keyinchalik shu savolga javob olmagan bo'lsa, yana tushunmasligi mumkin. Yana qayta savol berishligi mumkin. Bu qayta savol berishligini bunga mukammal javob berishlik uchun, baribir savol berishlik uchun bu qog'oz qalam hamisha bizni oldimizda bo'lishi kerak. Qog'oz qalamimiz yo'q bo'lsa, nima deymiz? O'sha mijozimiz tomonidan berilgan savol yoki so'ralgan bir mavzu yoki bir narsa bizni xayolimizda bo'lishi mumkin. Bu xayolimizdan ko'tarildi degani biz u mijozimiz oldida bayroq va'damizni bajarmadik. Telegram orqali nimadir jo'natmoqchi bo'ldik yoki YouTube'dan biron bir ssilkani bermoqchi bo'ldik-da biz unut bo'ldik. Yozmaganligimiz uchun unut bo'ldi. Deganligi uchun insonda siz birinchi taqdimot o'tgan yoki birinchi siz ma'lumot bergan insoningizda sizga nisbatan ishonchsizlik hosil bo'lishi mumkin. Ana shu o'rtadagi nima deymiz, to'siq, baryer deymizmi, hosil bo'lmasligi uchun albatta suhbatimizni yozib borishlik, qisqa-qisqa bir ma'lumotlarni o'zimiz uchun yozib olishligimiz, odam haqida ma'lumotlar yozib olishimiz mumkin. Keyingi paytda mana shunaqa daqiqalarimizga yozib borsak, uni oilaviy ahvol haqida, moliyaviy ahvol haqida, yashash sharoit haqidagi ma'lumotlar yozib oladigan bo'lsak, yoki bir qandaydir kasallik bor, boshqa narsalar bulut bo'lmaslik uchun shu hamsuhbatimiz bilan suhbatlashgan paytimizda undan hol ahvol so'rashga bizga imkoniyat bo'ladi. Ya'ni sog'lig'i haqida qayg'urishimiz mumkin yoki uni bir oilaviy ahvoli, moliyaviy ahvoli tiklanmaligi haqida va shuning singari ma'lum bir bo'lgan bir ma'lum bir mavzularni yozib olishga bizga kerak bo'ladi. Keyingi slaydimiz 8 kalit so'zlarni takrorlash tavsiya etiladi. Ogoh bo'lingki, o'zga shaxsni eshitayotganingizda to'siq paydo bo'lishi mumkin. Rasm? Webinardaman hozir. Webinarga kelyapti xonada. Kechirasizlar, telefonni ovozini o'chirib qo'ymasam bo'lmaydi, o'chirmaydi. Demak, qanaqa? Masalan, to'siq nimadan paydo bo'lishi mumkin? Tushmaslik. Ba'zi bir mavzularda u kishi aytgan narsani esdan chiqarishlik, xatolik bo'lishlik, boshqa to'siq bo'lishi mumkin. Biz haq va boshqa nohaq deb hisoblaymiz. Bizni o'sha nimaga nima deymiz? Masalan, bir kishi savol berdi. Savol bundoq degan narsa bizni orada to'siq bo'ladi. Shuning uchun balkan taqdir degan savol o'tib ketishimiz mumkin. Demak, tinglashdan ko'ra gapirishni afzal ko'ramiz. Ko'proq gapirishga harakat qilamiz. U suhbatdoshimizni eshitishga harakat qilmaymiz. Uni eshitishimiz kerak. Biz ko'proq gapirishdan ko'ra tinglashni ko'proq afzal ko'rishimiz kerak suhbat jarayonida. U odam o'z fikrini bemalol bildirishligini biz ham bildirishimiz kerak. Orada uni fikrini buzmasdan, ya'niki uni nima deyayotganligini anglab tushunib yetishligimiz kerak bo'ladi. U gapirayotgan nutqdan bizda yarasha savol hosil bo'ladi. Ya'ni nima tushunmaganligi o'sha nutqdan paydo bo'ladi. Biz nutqni ham suhbatimizni nutqini jon quloq bilan eshitishligimiz unga ma'lumotni to'liq berishligimizga sabab bo'ladi. Biz ishlayotgan paytimizda mana endi oldingi slaydimizdagi qog'oz va qalamni turishligi mana shu o'rinda kerak bo'ladi. Shu o'rinda savol chiqadigan bo'lsa bizda daraxt daftariga yozib qo'yamiz.
çıxışı, o şey çıxan sağlamda atıqları yazımızda ki, o adamla qəbrəqə o işlərin sizlə məcəlləsində düşünməqələyiniz məqələyəm buldu. Anışın məşə məsələni düşündürüb etişdik, ama məcbur olmadı, düşündürüb etişəyiniz bu konuda. Anışın məsə, Spatres, dəqiq, sizlə buğdan o zaman mülaqatlı mükəmməl bu şeydi. Spatres, əlbəttə, Amir Özdeğimizde, bir şey olsaydınız kampanyamızda, bana sorunları yazılımıza karar ikinci adam bilen şu nasıl takılmasıydı. Hani bir, ne mi diyoruz, tecrübe ortada. Sıbat çarabı, uzunluğundaki noksallarla, yani çünkü bir kampanyamızda noksallarını dikkat etsek ki size, siz bunu orada koysanız, albette mukammal yaparız, siz sohbetleşiniz, sohbet doşiniz sizden hemen siz bir martada yok, bir kişiye vergan malumatınızı tuğluk düşünüşlük imkanı veririz. Ama burası imkanı bulsa, ne diyecekler? Leonid dedi misiniz? İmkanı bulmasam çatı, çoğumasından sonra bir yapar mı cevap ettim. Timur, zuhuk yakışı yemez. İndi çi, hazır çi. Hazırdan zuhuk yakışmaz mı? Mende Bahtiyarcı yakışı yıkan. Hop. Lenin sizde ovas kandı. Ovas bir tek şey koyarlık ovas kandı. Bahtiyarcan'da yakışı yıkan. Ahmet Ali sizde kandı. Ne değişti sizde kandı. Lenin sizde kandı. Tim yakışı yıkan. Yakışı. Ahmet de yakışı bursa buldu. Tamam mı? Dönemiz de demek spatlaşımız cereyanın, spatlaşı cereyanın ameliyat kılışını unutma. Yani daimi uzunluğunuzu bir ne değil bu? Ne zaman dedim? Ona aldı da bu bir parasızın. Yani bir uzunluğunuz için çeki dikti falan yazıp tercih edersiniz mi? Şu an kulüp bana mesela bir kişi bilen kulüpten sohbetinizi dikti falan yazıp alsanız işçi kulüpinizde kulüpte kamçılığı bulunur. Yazıdaki kamçılığı da açıldı yani. Bana biz webinar ötkizeceğimiz webinar daim tarafından kısmını chat qo'yamiz. O'sha chatni o'zimiz ham eshitib ko'ramiz shu narsani. Birorta kontrakt qo'yilmaganmi, birorta o'tkazib yuborilmaganmi, slayddagi so'zlardagi ma'lumot chiqqanmi, qo'yilgan narsalarimizdagi savollarga javoblar aniq chiqqanligini tekshirib ko'ramiz. Keyingi slaydimiz. Shaxsiy taqdimot. Masalan, men Skyward Community platformasida ishlayman. Biz ikkinchi pog'onadagi innovatsion transport tizimi bilan bog'liqmiz. Bu yerde siz, sizge şunca bağlı tadım ötemiz, bu şunca bağlı tadım ötemiz, biz sizge. Yani sizde, bizim tesim hakkında fikrinizden bağayet mamnun buldum, fikrinizden bağayet mamnun buldum. Ha, şunu söyleyeyim, siz webinarını eşitçike yarım saat kadili vaktinizin eciyeti olasız mı? Seşembe günü saat 10'da başı nedir? 11'e 15'te çemeste yakın nedir? Bu düzenlerine sizi konuraklaman, biz kaçan kaçanlardan beri o görüşmezlik, uçuşuyoruz bir de kursam ben. Alakada bulup durayım. Çünkü sizlerle şahsi tatlımatlı taklif kılıçlıydı. Şu meselelerin ayet görüşmemiz gerek. Yani tabi oldun biz bir son akıllı sıfatlaşkenimizden ki gün şunu uçuşuyoruz da taklif kılıp, uçuşuyoruz da şu malumatların tuğluğu verir. Bundan sonra albatta tatlımatlı taklif kılıçı. Uzunumuz. Albatta tatlımatlı en yaşlı uzunumuz otkan tatlımatlı. Taklifimizde nispeten o'zingiz o'tgan taqdimot eng yaxshi taqdimot hisoblanadi. O'zingiz agar mukammal tayyorlab bo'lmagan bo'lsangiz, bir-ikki ustoz bilan birgalikda taqdimotni o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi safar ustozingiz o'tib bersin, ikkinchi safar birgalashib o'ting, uchinchi safardan o'zingiz o'tib harakat qiling. Ustozingiz taklif qilib, xato kamchiliklarni to'g'rilaydi, ular bilan birgalikda taqdimot o'tkazishingiz kerak, sizda o'zingiz taqdimotingizga nisbatan ishonch ortadi. O'zimiz mukammal darajada bilim olishlikka va bilimni berishlikka harakat qilamiz. Chunki inson o'zi taklifiga taqdimot o'tadigan bo'lsa, ta'sirliroq bo'ladi. Kimdir taklif qilgandan ko'ra o'zi o'tgan taqdimoti ta'sirliroq bo'ladi. Shuni harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha
Hop, yukarı koyalım. Yani bir adamdan tekşir olayımız zuhuk yakşı emez. Yakşı. Biz de yakşı. Zuhuk yakşı. Yakşı emez. Hayır, böyle. Baktığım canımı da yakşı. Hazır için. Demek ki 20'ye 20'ye. Saat yukarı koyalım. 20'ye 20'ye. Demek ki baktığım canım. Yakşı. Kurmuş var. Avaz var. Rahat. Sağlamakın bir tane canım sağ olsun. Allah'a şükür bilsin. Kalakangıdır. Üzülüş fayda bu kaldı rakıda. Sayt taşlar gibi oldu. Ben yeni payda internette ham bir az sekirlik kameradan koşaydım bilmedim. O beraber aşırlarımızda o beraber kameradan oldu. Bu var işiydi. Yani az yani bir iki üç beraber bir kameradan oldu iş gerek. Polis polis video üstüne işin arkadaşlar. Bak biz Sumalaşmış bir motivasyon bir şeyimiz gerek. Onda soru bir cevap verin derken fikrinizden muhat olsam buldum. Siz bizi kampanyanın sağlığı şünçeli fikirleri ekalliğiniz bizi ruhlandırdı. Şunu sinyalim bir ne deyiniz? Motivasyon ruhlandırıcı. Motivasyon dediğinde ruhlan işte yani. Çünkü ruhlandırış cerrahında bu kişiye biz bildirgen fikirleri nisbeten bir sözlerle karşı alışmamız gerek olaydı. Yani hani ki okunması için, parada kalsın olması için, ya ne olur siz ne olur düşünüp siz demezsin kere. Fikrin tüm işleyenden ilgin, hakikaten mesela düşünmeden bu işin mümkün, bir başka cihazdan başka çift fikir işleyen bu işin mümkün. Mesela Atali işçi mümkün, harbette buzka alakalı elektri belirledi mi? Ya, reiske belirledi elektri. Demezler ise daraba. Demek ki çünkü şimdi aynı. Daftar ağzımızı yazıyor. Bu kişi fikrini bildirirken derken biz fikirler bildirirken paytımızda bana bir cevap edersiniz, siz şimdi orada paytındayız. Bu halatı ham var. Lekin asasen başlayıcı stansiyelere kurulundan bulup oldundan reislerge taminat birledi. Yani tok birledi. Bir tane birledi. Kuvvet birledi demek. Bana da bir düşünceli tutulduğumuz şeyimiz var. Bazı bir halatın dışına kıyam var. Kamdan kam halatı da bus ne olsun ya. Yani taşı uçuyor diyemiz değil mi? Bus diyemiz de. Avtobus, aerobus, unibus, bus. Taşı uçuyor yani. Taşı uçuyor dediğim bana o dediğim. Kısımlığa nispeten işletilerden ibarada. Ve de onu kısımdan uzun hem bazen şuna kabul edilmek mümkün. Mesela reisli 9 kuruşuyla falat edildi. Yok ki, şuna kadar kanlardır falat edildi. Akumulatörler böyle de, akumulatör tüfaili harekat edildi. Şu manolu da biz tutulduğu bir geçişimiz mümkün böyle de. Ama kuruş kampanyamızda, sözümüz, saçmalıdan bu kuruş mastik, bu şey şimdi, uçak genelimizden bir de olsam var. Hep alakalı da kontraliydi, bu kuruşuyla, bu şey özünüzü bir ilk sözlerimiz bilen takdimatımızı yani o şey ötkezip sohbetimizi cereyanına ahir edeceğiz. Kiyinli slaydımız ameliyat demek telefon orkulu sohbetleşir. Sohbet başlangıcında en muhimi sohbetlaş dikkatini öz etibarımızda ışlattırın. Siz sohbet başlayıp dastak 10 saniyede onun dikkatini özünüzde cevap edin. Mesela bir de telefon kodunuz Allah var, zora büyüdüğünden, özünün sağlamadığı hakkında olduğundan bana defterinizde, yazılığına aldığınız sıfatlarınızda bir halde boyunca. Podcast'a sıfatlaşkenimde şifahanlığı şaşırtılar eken siz kemiğindir. Bir tabi de bu şifa taptı mı şu adamınız? 10 dakik, 10 saniye, 10 sekund tamamında siz sıfatı başlıyor, onun dikkatini uzun cevap. Demek siz o şey, sıfat başında 10 saniye dikkatini cevaplıyorsunuz. Olduğunda ayet bötkemiz, olduğunda derslerinizde yaptı, sorulu bir ve hangi cevaplı var işte. Her sıfatta şu ameliyat amel edin. Tut, sorulmadığınız yakışı mı? Kendiniz yakışı mı? Onun kısa sorulu diyor değil de, şu ötken seferde adamımız şifa toptu mu? Ben aldım sefer verirken malumatımı siz kabul edildiniz. Kanda hep siz internet ortalık ya ki bir şahsen ya adıbiyat ortalık malumat alışıkı harekat kıldınız mı? Beni verirken malumatımdan taşkarı koşunca malumat aldınız mı? Şu an galiba 10 sekund bu adamın itibarını uzun uzun çarptı.
Şunda sizi keyingi suhbatlaringiz sizga bo'lgan mehr muhabbat, ya'ni u kishining sizga nisbatan hurmat ehtirom oshib boradi va albatta suhbatingiz sermahsul va siz qo'ng'iroqdan ko'zlagan maqsadingizga tez va aniq erishasiz. Keyingi slaydimiz. Do'stingiz qo'ng'iroq, do'stingizga qo'ng'iroq va bo'lganlarni do'stingizga qo'ng'iroq. Assalomu alaykum, Abdurag'im. Gaplasha olasizmi? Umuman sizni ishingiz qanday? Men anchadan beri bir xalqaro holdingga ishlayman. Bugun kechki 8'da bizning direktor webinar o'tkazadilar. Shu webinarni eshitishga yarim soat vaqt topa olasizmi? Shu haqda sizning fikringizni eshitmoqchi edim. Bilasizku, bu menga juda muhim. Mana masalan ko'ryapsizmi? Webinarga taklif qilishdi. Mana bugun masalan 8'da biz webinar o'tkazdik. Kunduzi masalan webinardan oldinroq bir qo'ng'iroq qilib shunaqa webinarimiz bordi. Buni ijtimoiy tarmoqlar orqali mana bugungi webinar kechiriladi. Ssilkasini kecha tashlaganmiz chatga. Yoki o'sha ssilka doim takrorlanadi. Bugungi webinarimiz ssilkasi nima? Kecha berildi. Kechaning ichida shu bugunni kechki ichida qo'ng'iroq qilib o'sha siz uchun taklif qilib bir 15 minut oldin qo'ng'iroqlashamiz. Yana mana shu ogohlantirib qo'yaman deb 18'da qo'ng'iroq qilib bu kishiga webinarimiz boshlanib qoldi. Men sizni kutaman. O'zimiz ham webinarga qatnashib, webinarda hamma qatnashishni ko'rinib turadi. Webinarni ichida ko'rsangiz o'sha taklif qilgan tarixingiz saqlashganligini ko'radigan bo'lsangiz, bunga webinar tugagandan keyin 10-15 daqiqa o'tkazib, manga yana qo'ng'iroq qilib, sizni fikringizni bilaman deysizda. Webinar tugagandan keyin u odam qo'ng'iroq qilib, sizga xabar bersangiz, bu albatta qatnashga harakat qiladi. Chunki hujjat bo'lib qolishidan, xohda va'dani berib qatnashmaslikdan, hujjat bo'lib qolishidan deymizda, hujjat bo'lib qolmaslik uchun ham bu webinarda va diqqat bilan o'tayotgan webinarni diqqat bilan tinglaydi. U o'z fikrini sizga webinardagi qo'ng'iroqda bildiradi. Bu yerda nima haqida so'z yuritiladi? Webinarda nima bo'ladi? Ikkinchi pog'onada mana ertalab webinarimizda bu masalan hamkorlarimiz mana hozirgi biz o'tayotgan webinarimiz publikatsiya. Albatta, duplikatsiya kim taklif bilan ishlayotgan bo'lsa, oldinda hamkor bo'lgan odamlarimiz, masalan sizni taklif qilgan odamingiz bor, qanday ishlashni bilmayapsiz, siz qanday ishlashni bilmayapsiz. Webinarda taklif qilib, mana bu webinarda ishtirok qilib, qanday bir ma'lumot yetkazishni o'rganishni. Tabiiy, mana ertalab kun bunda webinarimiz 2 haftada bir kun qoldi hozir. Keyingi hafta Xudo xohlasa ertalab soat 10'da o'shanda dasturda webinar olib boradilar taqdimotda. O'sha taqdimotda yangi taklif qilishingiz mumkin. Hamkorlaringiz ishlash fikrini bildirgan, ya'ni ishlab ketishni, ya'ni qanday bir rivojlanishni istagan hamkorlaringizga mana bu webinarlarni taklif qilishingiz mumkin. Demak, transport biz ikkinchi pog'ona transport tizimi haqida gaplashamiz. Webinarda bilimdon bo'lib ketasiz. Bunisi qanday bo'ldi? Men uchun yarim soatgina vaqt ajrata olishingizga ishonaman. Men sizga webinardan so'ng qo'ng'iroq qilaman, chunki sizning fikringizni bilish juda oshmoqdaman. Ya'niki, hamsuhbatingizda siz azaldan bilim olgan odamingiz. Masalan, siz bir mavzuni teng tersikti bilan bitadigan, bir texnologiya haqida sizni qiziqishingiz katta, zamonaviy texnologiya, innovatsion texnologiya, haqida siz juda ko'p siz qiziqish borligini bilaman. Bu bilimlarga chanqoqligingizni bilaman. Bilimlaringizni webinardagi o'rtoqlashsangiz, taklif qilasiz. Bundan inson ruhlanadi. Va undan tashqari bu texnologiya muhabbat ochadi. Siz do'stingiz uchun jon qo'ydirib, uni ham bir narsaga erishishi haqida qayg'urayotganligingizni biladi. Keyingi slaydimiz hamkorlikka taklif uchrashuvga chaqirish. Endi abonementni avtomatik xabardan qutlaymiz. Chunki zamonda ko'zimga to'g'ri 3 tilda uchrashuvda tushunasiz. Albatta, reallikka. Ozgina imlo xatolarimizni e'tiborga olmaysiz. Telefonda suhbat boshlanishi. Assalomu alaykum do'stim, balanchi Xuston. Bisotda qilganim uchun juda xijolatdaman. 3 daqiqa vaqt ajratsangiz.
nima uchun qo'ng'iroq qilganini tushuntirib beraman. Nima bo'lsa o'zingizdagi tushunishga harakat qilasiz. O'zingiz ya'ni telefon orqali taqdimotingizni boshlaysiz. Mutaxassisligimiz eng zo'ri debdi bu mutaxassisligimiz eng so'nggi transport tizimi. Qilayotgan ishimiz eng so'nggi transport tizimi. Biz juda muhim maxsus innovatsion transport loyihasi bilan shug'ullanamiz. Loyiha juda kuchli, shiddat bilan rivojlanmoqda. Sizni xabar berganimda bermaganimdan afsuslanmaslik, sizga xabar bermaganimdan afsuslanmasligim uchun sizni xabardor qilmoqchiman. Kelib, do'stim, shu narsa bo'lgan ekansan, shu ishtirok etgan ekansan. Menga e'tiroz qilmasligim uchun keyinchalik menga shunday desa bo'ladi. Menga aytmagan ekansan, menda xafa bo'lmasligim uchun bu ma'lumotni senga bir şeyini o'zimga lozim topdim deb, uni albatta nima qilasiz? Hozircha bu loyiha sizga ma'qul kelishligiga ishonchim komil emas. Shuni bilish uchun sizni bezovta qildim. Ya'niki bu ma'lumotingiz siz transportda to'liq ma'lumotga ega emasligingizni bilaman. Shuning uchun ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun qo'ng'iroq qildim. Bu haqida ma'lumot bermoqchiman. Shunda o'rinda aytasizki, bu telefonda ma'lumot berishlik imkoniyati yo'q. Bir xotirjamimiz bor, bir shundan kofeni ustida yo bir shundan choy ustida bir suhbatlashsak, men sizga to'liq video filmlar, lavhalar bilan, ya'ni yozma qo'lyozma lavhalar bilan yoki shu pechatni deymiz, bosma usulidagi ma'lumotlar o'zim materiallarni o'zimga taqdim qilsam, siz tushuntirsam deb turib. Bunga albatta juda katta narsa, lekin u kishi albatta ko'radi, ma'lum bir vaqtda kelishlar deb ko'rishni. Albatta ko'rishingizni siz ma'lum bilasiz. Qachon vaqtim bo'lsa qaytib kirish demak. Ertaga soatda, endin soat 5da bozor kuni yoki shanba kuni, yakshanba kuni bo'sh kuni mo'ljallab suhbat jarayonida bu insonning bo'sh vaqti ma'lum bo'ladi. Qayerda ishlayapsiz, nima ishlar qilyapsiz, qayerda o'tirib qilyapsiz deb yakshanba kuni bo'sh. Har yakshanba kuni menga bir yarim soat vaqt ajrata olasizmi? Men sizni falon joyga taklif qilaman. Siz bilan qayerga kelishingiz. Ofisimiz bo'lsa ofisga taklif qiling. Ofis bo'lmaydigan bo'lsa proper bo'shaga salqin joyga yozdirilarida yoki qish kunlari bo'lsa issiqqina bir kafe bir restoranga bir burchagi bor shoqirsiz shunaqa bir nima desa bo'ladi. Nima deymiz? Shunaqa mavqeli odamlar bo'ladigan shoqir so'rov bo'lmaydigan bir chekkada xotirjam gaplashsa bo'ladi bor joyga kirib bitta to'siqni ajratib olib masalan 5 ming so'm kabina deymizmi kabinaga kirib kichkina kabinasi bor joyga ikki kishi kirib bemalol choy ichib suhbatlashib o'tirsa bo'ladigan kabinalarni band qilib 5 ming so'm pul ketsa ketadi. Shu odamga to'liq ishonch hosil qilib shunaqa joy taklif qilganingizdan ikki piyola choy ichganligidan u odam bu odam rahmatlanadi. Bu odam ya'ni shafqati mehru muhabbati oshadi va sizni bergan ma'lumotingizni inkor qilmaydi, qabul qiladi. Chunki vaqt shunchalik o'zingizni vaqtingizni va mablag'ingizni sarf qilganingiz uchun u kishi sizni albatta munosib taqdirlaydi. Ya'ni sizga a'zo bo'lib yozilib shu sizni nimangizni tarmog'ingizga qo'shiladi va tarmog'ingizni ishlashga harakat qiladi. Hozirgi vaqtda ayniqsa mana o'zi pandemiyadan keyin paytda internet orqali ishlashlik juda katta talab kuchayib ketdi. Odam ko'chaga chiqib qo'rqib qolyapti. Ba'zi notariusga joyga borishga qo'rqib qolyapti. Chunki kasallik hamma yoqqa tarqalib qolgan, kasal bo'lyapti, oyoq bo'lyapti, mana bo'lyapti, yo'lda yotyapti, yo'lda yotyapti degan hamma joyda. Shuning uchun internet orqali ishlashlikka imkoniyat bor tizim ekanligini siz yaqqol aniq yetkazib berishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun albatta bir marta ko'rishib taqdimotni jonli o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Keyingi suhbatlarda masalan o'sha webinarlarga qatnashib yoki o'zingiz har kim hozirgi zamon texnikasida texnologiyasi orqali qolmaslik kerak, ayniqsa yoshlar. Mana biz yoshimiz bir joyga borgan, pensiyadan odamlar ham, nafaqadan odamlar ham texnika texnologiyani bilamiz. Yoshlar bilmasligi uyat. Qanday zum tashkil qilishlik o'rganish kerak. Qancha aytamiz biz masalan sizda ishtiyoq bormi? Keling ofisimizga keling o'rganing. Telefoningizni, noutbukingizni ko'tarib keling.
Buraya da nasıl? Mükemmel bu işiniz gerek. Zamanı ve teknolojiyle, endüstrisyen teknolojiyle takdim edilen adam, bu inovasyon bu işi gerek. Şakan bir şey öyle var, ben innovatörüm. İnnovatörüm deyken şakan bir şey öyle yoklu var yaptı. Bu innovatörüm deyken, inovasyon teknolojiyle takdim edilen deyseniz, uzun inovasyondan faydalı bir şey yok. Halit böyle de, şunun için, Subat başımızda, yaşayarak konuşuyoruz. Kuzumuzda hem de teknik mükemmel bir şey kerelim. Bu alakta kampanyanın rolü ve kolayısı uzunluğun rolümüzde hem katı tahsil tersedir. Kiyengi sahibimiz ağır. Biznes hamkorlukta telefon okulu teklif, uçuşluğu teklif nomer. Subat'ın ikinci namunası. Demek bir de namunun yazı koyumuz. Assalamu alaikum ben sizge sizin ham kastınızın tavsiyesi bilen kongra kılmaktan. Demek bu bölümde ne demek? Biz olduğunuz spotlayışımızda etkenimiz, siz bir kişiye taklif kıldınız. Ben düşünmedim, bilolmadım, yapıyormadım. Şuna hangi bir bakan, 80 tip bakanını getirdi. Elbette etiraf edilen işleştiğine hangi bir gün çıkmış ki bu derslerimizde. Bugün bu derslerimizde etiraf edilen işleştiği bu megalik için bu derslerimizde. Demek, bu şey, kimdir o şey dostunuzga men qilolmayman hozircha vaqtim yo'q yoki men uzoqdaman shunaqa degan odamga men birovga yetkaza olmayman degan bahonani qilgan odamlarga nima seni shunaqa tushunadigan tanishlaringiz bormi? Mana shu telefonga qiziqqan sizni tanish oilangiz bormi? Ular telefonlarini menga bersangiz deb ular telefonlarini olib siz qo'ng'iroq qilib shunday deb siz mesela hamkasbimiz tavsiyesi bilen konu kurmaktı. Bu kişi sizin öde tercihleri ve mağul insanlarınızı aittiler. Ve hazır biz başlayan biznes münasebetinizi aittiler. Ben sizinle bizim biznesimiz hakkındaki fikrinizi bulmak için sizin bu işe takip etmek için de etsem de gendim. Hayısı payı sizinle mağul keledi. Ve durup bana şikayetken mesela bugün seçen başarılı saat 10'le de ben Çoğustamanı benim yürümüşüydü. Mesela siz Aytalik Çoğustada yaşayarak Çoğustamanı benim yürümüşüydü. Seyşembe günü saat 10'le de. Görüşkün kalitiniz varsa görüştünüz mümkün. Belki siz vakzalda işlerek siz. O şey vakzal tamamen ama Payşembe günü saat 9'da 10'da tamamen. Sizin de kulüp şey yakalak atraktörde bir şahane aşağı namına aitip şu cahaya takip kılsam. Çıkıp vaktiniz bulunca şu yakın çıkıp bir görüştük. Ben o vaktlerim cüde recelenken, ben muhim recel asosiyeti iş olup kalmam. Vaktimde her saat, her dakikası bilgilenken, rüfat görüngen, ben şu vaktimi ecet olamam, şu vakti sizi taklit olamam deyip durup, ben taklit olacağım. Bu kişinin ismi, rüfatimizdeki hamkarlarımızın, bizim biznesimizin maskeledilerinin en ağlası. Tamam mı? Sizi dostunuz, siz bana şu biznes kılıçlıkta sizde iştiyak borluğunu ve siz gelecek teknolojiyiz, inovasyon teknolojiyi güde an oğuşluğunuzu dostunuz aitti. Şunun için ben bu uzunca günü mecburiyet bildim sizde bu teknoloji hakkında. Bunlar sakıda sizde malum yetkizişlikini uzunca mecburiyet bildim de durup sıfat kılıçıyız mümkün böyle. Keyiniz aydınmış. Savollar. Biz kurşu olamız mı? Siz daha sonra kaysturduğun köprak faydalanırsınız. Siz kaçandan kaçandı ikinci puanlı transport kadar işleyen misiniz? İnovasyon loyakada iştirak uğraşan mısınız? Ben şu uzunlu savollarımızı verip bizim telefon sohbetimizin şahsen kuruşu bilen yakınlarımız en azı bilemem. Sizin cevabı cevabını işlemek istedim. Ben şu soruları bilen, mesela bu şey. Subatı başı dedi, 10 sekund uçak görüştü dediğinden derseniz, ben şu anda görüşürüz. Siz bilen biz görüşsek böyle değil mi? Size verildiğim ama benim malumatlarım şu iki üç bağlı insan sıfırda kadar olarak görgen bize. Siz sana kadar o sıfırda faydalanırsınız. Bu soruları ölmesin, siz o şey 10 saniye vaktinizde maske edin. Ben şu sorularını görüp, o kişinin cevabını alıp, o kişinin fikrini giyin. Bölmezden, aldığım etkenimizde fikrimi bölme işçilerimizde harcadığımızda formatik varını
özümüzü texnologiyaya qaratırız. Bunu qanchalik ko'p o'rganishimiz, buni masalan, manfaatliligi haqida. Masalan, shuni texnologiya qurladigan bo'lsa, mana hozir Toshkentga borishlik uchun, masalan, Toshkent Petakka borasiz, bitta mashinaning saloni to'lguncha 4 odam to'lguncha o'tasiz, yarim soatda bittadan odam 2 soat birinchi kelgan bo'lsangiz, 2 soat davomida salon to'ladi. Toshkentga 5 soatda yetib borasiz, yoki Toshkentdan Vodiyga 5 soatda yetib borasiz. Bu texnologiya qurilib, Toshkent bilan vodiyni bog'lanadigan bo'lsa, bu transport yarim soatda 40 minutda yetib boradi, yetib keladi. Shunchalik bir ajoyib komfort, masalan, vodiyda yashasangiz, har kuni masalan, Toshkentga borib, Toshkentga borib ishlab qaytishingiz mumkin. Ertalab uydan 7 da chiqsangiz, 8 da Toshkentda bo'lasiz. Ish vaqtingiz 5 da tugasa, 6 da yetib kelasiz, Andijonga yetib kelasiz, Farg'onaga yetib kelasiz. Deb mana shu qayda manzillarni kutib bu transport qarag'angi bir kelajak transport ekanligida haqida bilib berasiz. Masalan, yoshi ulug'roq, yoshi kattaroq odam bo'ladigan bo'lsa, yoshi yoshroq bo'lsa, pastki qolgan mashinalarni ko'rib tushuntirib, Jiguli'ni ko'rsatib tushuntirib, ular hozir yuk tashiydigan bo'lib qolgan. Ilgari eng oldin avtomobilda bo'lasiz, paytda Volvo degan mashina juda badavlat odamlarda bo'lgan. Hozirgi kundagi mana shu yerda hozir Tesla mashinalarni o'rnida bo'lgan bu Volvo. Hozir mana yuk tashiydigan transport bo'lib qoldi. Siz mana bu bizning texnologiyani endi boshlanib kelyapti. Buni egasi bo'lasiz, kelajakda shu texnologiyaga siz urushdan bo'lkasangiz egasi bo'lib qolasiz. O'zingiz, farzandlaringiz, bola-chaqalaringiz buni dividendiga yashaydi. Kelajakda boy odamlar qarib ketishga imkoniyat beradi bu narsa. Mana masalan, keyingi zamon texnologiyalaridan Boeing samolyotlari mana qanchalik masalan yaqin qiladigan shu texnologiyalar ham Boeing kompaniyasining aksiyadorlari bor. Shu kompaniya sotgan samolyotlarini pulidan pulga dividend oladi, daromad qiladi yoki ayri portlarni aksiyalarni olgan odamlar bor. Qanchalik samolyot ko'p uchib, qancha daromad ketsa, daromad bo'ladi. Biz texnikamiz boshqadan qulab ketdi. Samolyot bilan tezlik barobar 500 km soat tezlikda harakatlanadi. Qulab ketmaydi, mabodo to'xtab qolgan taqdirda ham osilib qoladi. Mana kecha avval kuni men chatga berdim. Demak, insonlarni xavfsiz tushirish. Aytaylik, qanday desa ham to'xtab qoldi. Unibus to'xtab qoldi. Qo'yam ketib, bo'lib ketgan, men bu boshqa ham qilmayapti. Odamlar zarurchi bor, evakuatsiya qilish, ya'ni tushirish. O'sha haqida rolini chatga qo'ydim, ko'rishingiz mumkin. Sharjadagi markazimizda rahbari o'zi shaxsan bustan yerga tushib ko'rsatib berdi. Hatto sedanning tagida xavfsizlik kamarlari borligi, bu kamarlar taqib yerga tushib olish imkoniyati borligi o'sha narsani ko'rsatib berdi. Shu rolikni ko'rib, mana shu narsadan savollar bo'ladi albatta, bu to'xtab qolsa odam qanday tushunadi, savol azobdan bo'lgan. Bundan keyin ham bo'ladi bunaqa savollar. O'sha savollarga javob mana shu yerda olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rsatib, xalq suhbatimizga bu narsalar haqida savol jarayonida javob berishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, bu nimalarni dalillash. Menda juda muhim aslida loyiha ma'lumot bor. Bu albatta muhim va qimmatli. Shuning uchun o'tirib suhbatlashishimiz kerak. Qaysi kun sizga qo'ng'iroq ma'qul keladi? Ko'proq ma'qul keladi dushanba kuni. Suhbat ish va moliyaviy imtiyozlar haqida. Suhbat davomida men sizga ba'zi materiallarni ko'rsatishni va ularning asoslangan siz uchun tanlamalarini taklif etmoqchiman. Bu sizga mos keladi. Shuni qilib, demak, biz mavzuyimiz telefon suhbati odatlari bo'lganligi uchun mana shunaqa telefon orqali olib borgan suhbatlarimizni mana shu ko'lamda mana shunday holatda olib borishimiz mumkin bo'ladi. Demak, men juda muhim aslida noyob ma'lumot bor. Shu ma'lumotingiz noyobligini chiqarib bo'lmaydi. Kam odamlar bilishligini ta'kidlab turishimiz kerak albatta hamisha. Siz nima qilgan paytingizda taqdimot qilgan paytingizda ham ma'lumotlarni ya'ni qaror bo'lmagan holatda, telefon o'chib qolgan holatda, qaror uch oy holatda ishchini biror joyga joylashtirish bilan bo'lmasligi kerakligi. Sizning uchun albatta bir soat, bir yarim soat ajratgan bo'lishligi kerakligini oldindan telefonda ta'kidlab o'tasiz. Uchrashuv paytida sizga mijozingizni uchrashuv paytida sizni jon qulog'idan ishsizlikka oldindan tayyorlaymiz.
o'ta muhim axborot ekanligini, bu ma'lumotlar hamma joydan bormasligini, hamma ham bir narsa haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidlab borishimiz kerak bo'ladi. Keyingi slaydimiz. Qo'shimcha tanlamalar. Bizni shaxsan ko'rishimiz yaxshi. Chunki men sizga qanday tanlov va imkoniyatli bo'lganini ko'rsata olaman. Yani biz bu dan oldin telefon suhbatida shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, ko'rishligingiz muhimligini aytishingiz kerak. Sizda qandaydir bir materiallar borligini ko'rsatishingiz. Tanlash imkoniyati degan joyimizda paketlardan siz slayd chiqarib olishingiz kerak. Tayyorlab olishingiz kerak. Nima deymiz? Screen tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa paketlar bor? Innovatsion paketlar bo'ladi, biznes paketlar bo'ladi, rasmiy paketlar bo'ladi. Bir marta paketlarni hammasidan lavha o'sha summadan chiqarib, o'zingizning kabinetingizdan skrin olib olishingiz kerak bo'ladi. Buni ko'rsatib albatta tushunib qaytarishga imkoniyati borligini, bir marta 100 dollarlik imkoniyati borligini, yoki bir marta 50 dollardan to'lashga 200 dollarlik imkoniyati bor. Va shu imkoniyatlarni ko'rsatib berishligimiz oldindan bilgan holatda sizlar o'sha skrinlaringizni tayyorlab olib, buni orqali berasiz. Men sizga beradigan ma'lumotlarim ichida siz ko'rishingiz mumkin bo'lgan narsa borligi haqida aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Siz bu haqida qanday fikrdasiz? Biz telefon orqali barcha xatolarni ma'lum qila olmaymiz va ta'riflay olmaymiz, chunki sizga qisqacha ma'lumotlarni ko'rsatishim kerak. Har doim ko'zga tushib gaplashgan afzal. Chunki siz sizga foyda keltiradigan qimmatli narsalarni olasiz. Ha, siz sizga, ya'ni ko'zimizni ko'z gaplashganimiz, nima deydi, jonli muloqot qilganimiz afzal. Siz to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz, savollaringizga to'liq javob olasiz. Degan nimadan fikrlanishingiz kerak. Sizga loyihamizni taqdim etishni istardim. Suhbatimizdan so'ng siz keyingi qadamlar bilan qiziqasizmi yoki yo'qmi hal qilib olardik. Ya'ni nima fikrga kelasiz? O'shani birgalashib ko'rishib hal qilib olamiz deganimni. Internet orqali biz ikkimiz qulay vaqtda ko'risha olamiz. Demak, shunaqami? Yoki ba'zi bir uzoq mamlakatlardagi tanishlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular bilan albatta webinar shaklida yoki Zoom'da ko'rishib, materiallaringizni ko'rsatib, Zoom'da ishlashni o'rganib, taqdimot qilishni o'rgatib, materiallarni ekranda ko'rsatishni o'rganib olasiz. Hozirgi kunda hattoki Telegram'da ham shunaqa imkoniyat bor. Telegram imkoniyatlarida ham ekranni ko'rsatib, ekraningizdagi bor narsani ko'rsatib, taqdimot qilish imkoniyati bor hozirgi kunda. Ko'pchilik har qancha odam Telegramda suhbatga chorlash, kanal tashkil qilish, bu narsani o'rganishingiz kerak. Qayerda o'rganishingiz uchun albatta ozgina qimmatli vaqtingizni ajratib, ofisga kelib, 4 kishi, 5 kishi yig'ilishib, masalan, yakunlarga kelmasdan, bir kelganda 4 kishi, 5 kishi kelsa, men bu yerda chiqarib qilib ko'rsatib, bizda imkoniyatlar bor, kompyuter bor, monitor bor, hamma sharoit bor, xotirjam ko'rsatib, bu narsani o'rgatib qo'yamiz. Innovatsion texnologiya taqdimotchisi bo'lganingizdagi innovatsion texnologiyadan foydalanish ham oddiy internetdan, oddiy kompyuterdan, oddiy telefondan mukammal foydalanishni bilishingiz kerak. Keyingi slaydimiz. Tamam. Mana bu insonni Paul Meyer, mana nimasi bor ekan bir yozuv bor ekan, qo'yib qo'yamiz bu yerda. Aloqa inson aloqasi shaxsiy va kasbiy muloqotga erishib keldidir. Bilasizmi? Aloqa inson aloqasi shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatga erishishni kalitidir. Doim aloqada bo'lishingiz kerak. Bu mana oddiy ikkita uchta so'z bilan shu odam mana shu to'q qo'ydimaganligini. Shaxsiy muvaffaqiyatingiz xoh kasbiy bo'lsin, xoh shaxsiy bo'lsin, muvaffaqiyatga erishasiz. Do'stlaringiz bilan ko'rishib, mehr-muhabbatda bo'ladi, bir-biringizga bo'lgan nimangiz ziyoda bo'ladi, bir-biringizni xursand kayfiyatga olib borish imkoniyatingiz bo'ladi. Yoki kasbingizda, mana siz qilayotgan biznesingizda muvaffaqiyatga erishishingiz uchun har bir tanishingizdan ko'rishingiz juda yaxshi sizga imkoniyat beradi. Mana
havana qarar, acayip hava buluyordu bana, kaldırma mahabiralı buldu. Ne maksadımız, sıfatımız ama o getirdi. Masat git kızcı, o diye kadamlar hakkında 6. bobunun 3. kısmını bilen tanıştık bu muzlarla. Sizin galibiniz, dünya galibisi, taşırınız ve mengaç adına kımmatlı vaktinizin mazmunu. Minnettarman, memnunman. Mavada savallı bu ise, merhamet. Top ekspert miydi, sıfatı? Top ekspert sıfatı. Savallı bu ise, merhamet. Savallı bu ise, merhamet. Uyatmayınızdan savallını belamız. Şimdi kanala sorul var. Tezlik basaydan, benim adımın sıkıntımız baktığından. Kimde kanala sorul var? Merhamet. 45 minut, bir ders devamında ekledik. 45 minuttan artı artılı kıladım. Maktabdan bir kopya derste 45 minut olmaz. İnstitüde paraleli, yarım paraleli bir kopya 45 minut olmaz. Bu hepsi tecrübeden ötkezilimden, sınavdan ötkezilimden ve Allah tarafından teşhirlerden cüde kop tecrübeden ötkezilimden halatlar. Savallı bu zaman, hemen savallı işlemen, savallı var mı? Bu Matrosov, Netva Prosov da atliş mi? Ya Matros, Timaryaçka. Yaxşı, demek ki şimdi soru bu mesele, kımmatlı vaktinin ecetkeninden çoğda kursam var. Dedor kuruşturuşluğunu ham istedim halatta, istedim soğunup kalırca, anvar da soğunur. Rahmat sağ bulayını, aman bulayını, keyingi sıfatlarımızı kuruşturunca, barçaya muvaffakiyat dilerim, keyingi hatta seri mağzul buluşturunca, yol dönemde 7 adam birinci ilerinizi yazışımızı istedim.